Pasta kokusu. Çok güzel duruyor. Evet benim, hepsi benim. Hayır! Düşüyorum! İmdat! İmdat! Of! Yüzüm içine soktum. Bu gürültü de ne böyle? Çok utanç verici oldu. Ağzını yiyeceksin biliyorsun değil mi? Ne yapmaya çalıştığımı sanıyorsun? Yeni bir tarz mı deniyorsun? Yettiniz ama! Ne oldu şimdi? İçimde kötü bir his var. Eğlenceli olacak. Selamlar arkadaşlar. Bu hep senin hatan. Al sana. Yapma ya. Dur. Hepsi bu mu? Durun. Çok sinir bozucusunuz. Pardon. O başlattı. İşte bunu istiyorum. O neymiş? Siz yapacaksınız. Şaka yapıyorsun herhalde. Hiç adil görünmüyor. Sen de hadi. Şimdi ne olacak? İlk kapışmanız bu olacak. Çok zor görünüyor. Hadi başlayalım. Ağzımı kullanacağım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yavaşça yapacağım. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunlar bıyık olacak. Gayet iyi gidiyor. Bu yeteneklerimi kim bilebilirdi ki? Şimdi de bir papyon. Ya çok güzel. Sonuçtan çok memnunum. Tamam, sıra bende. O yapabiliyorsa ben de yaparım. Dış hatlarıyla başlayacağım. Sonra detayları ekleyebilirim. Sakin ve düzgünce yapacağız. Bir yanlış harekette hepsi mahvolur. Bunu kazanmak zorundayım. Tavşanın beni yenmesine izin veremem. Düşünebiliyor musun? Çok aşağılayıcı olurdu. Onunki nasıl gidiyor? Renkleri değiştirme zamanı. Papyonu kırmızı yapacağım. Rengarenk olacak. Çizgilerin içinde kalacağım. Tam bir sanat eseri olacak. Bir başyapıt. Bundan eminim. Burası biraz zor ama. Neyse ki bitirdim. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Vay. Kendine bayağı güveniyor. Ona bir ders verelim. Bu tarihin en iyi pankeki olacak. Harika görünecek ve daha da lezzetli olacak. Biraz daha ve bitmiş olacak. İşte bu. Bitti. Gayet kolaydı. Şuna bak. Karşılaştırma zamanı. Bakalım. Lütfen. Benimki şahane olmuş. Tebrikler. Peki kim kazandı? Ben olmalıyım. Ya çok tatlıymış. Duydun mu? Neyse ne. Benimki çok daha iyi. Vay çok etkilendim. Bizi meraklandırma hadi. İkiniz birden kazandınız. Yok artık. Bakalım ne çıkacak? Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne cidden mi? Durun bakalım. İmdat. Kımıldayamıyorum. Çok komik oldunuz. Bana bir ejderha yapın. Hadi bitirelim şunu. Tuttum. Ufak bir sorunumuz olabilir. Böyle çalışmak çok zor. Pes etmek yok ama. O yapabiliyorsa ben de yaparım. Şans dile. İyi gidiyor. Çok sinir bozucu. Odamı kaybedemem. Çok zor bu. Düşündüğüm gibi gitmiyor. Resmen batırıyorum. Muhteşem ejderham. Vay harikaymış. Yanık kokusu mu? Neden bahsediyorsun? Hayır o pankekim. Tam bir felaket. Sanırım bu sefer ben kazanacağım. Özgür kalabilirsiniz. Dünya varmış. Şimdi kader anı geldi. Pankeki ters çevireceğim. Düşündüğümden de güzel çıktı. Trajik bir durum. Görelim bakalım. Buyurun. Özel bir pankek. Şahane. Ya sen Pomni? Konuşmak istemiyorum. En azından denedin ama. Ama bunu Jax kazanıyor. Yuhuu harikayım. Sıradaki tura geçelim. Şuna bakın. Bir domuz ama durun. Şimdi ne oldu? Bir şey daha var. Bunu kullanmanız gerekiyor. Neden şaşırmadım ki? Bu eğlenceli olabilir. Bir fikrim var. Hadi. Biraz daha ileri. Bırak şunu. Bıraksana. Burada çalışmaya çalışıyorum. Güzel başladık.
Önce bir çember çizeceğim. Sonra gözleri ekleyebilirim. Bu da burun olacak. Vay, iyi gidiyor. Biraz da renk katacağım. Tabii ki pembe karışımı kullanacağım. Domuzum için mükemmel bir renk. Dengede tutmam gerekiyor. Hiç taşımamam lazım. Dışakları karışımla dolduracağım. Sonra pişmesini bekleyeceğim. Bu kadar yeter. Hadi bir göz atalım. Ne kadar güzel bir domuz oldu. Hadi bunu yen. Şaka mı yapıyorsun? İzle ve öğren. Böylesini daha önce hiç görmedin. Koy pembe bir renk kullanacağım. Bu domuzcuk ilgi çekmeli. Çok keyifli. Rahatlatıcı bir yanı var. Parlak bir pembe ekliyorum. Mükemmel bir karşıtlık olacak. Dolacak bir alan daha kaldı. Ve işte bu kadar. Yanmasını istemem. Hadi ateşten alalım. Dadam. Bunu görmelisin. Bayılacaksın. Oh, bayağı hızlıydı. Şuna bakın. Sonuçla gurur duyuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, mükemmel bir iş. Ya ne kadar tatlı. Çok zor bir karar. O yüzden ikiniz de kazandınız. Of, benim domuzum daha iyiydi ama. Umarım karnınız acıkmıştır. Oh, süper. Krep. Hey, ilk ben gördüm. Bırak şunu. Asla. Bunlar benim. Ah, krepler uçtu gitti. Ah, bunu sen yaptın. İşte değil. Al bakalım şunu. Kesin artık. Şimdi size gününüzü göstereceğim. Dur. Aa, neredeyiz biz? Ah, merhaba büyük anne. Merhaba. Krep yarışmasının zamanı geldi. Bunları yiyeceğiz değil mi? İlk görev için hazır mısınız? Renkli bir şeyler yapmanızı istiyorum. Bir düşüneyim. Peki şöyle yapsam yok olmaz. Bir dakika, işte bu. Tabii ya, bunu yapmak çok kolay olacak. Küçük bir üçgen çiziyoruz, sonra içini dolduruyoruz. Şimdi rengi değiştirip katmanlar eklemeye devam ediyoruz. Her katmanı farklı bir renkte yapıyoruz. Yalnız hızlı çalışmam lazım. Krep karışımı pişiyor. Acele etmezsem yanabilir. Şu renklere bak. Şimdi sıra külahında. Külahın üstüne böyle çapraz çizgileri atıp araya mesafe bırakıyoruz. Aynen bunun gibi. Bu iş bittikten sonra artık içini doldurabiliriz. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Ah, çok güzel olmuş. Bundan daha güzel bir şey nasıl yapacağım ben? Aa, buldum. Gökkuşağı yapacağım. Bana şans dileyin. Üste bir yarım daire çizerek başlayıp iki tarafa bulutlar ekliyoruz. Şimdi başka yarım daireler çizip içlerine renkler ekliyoruz. Çizgilerin dışına taşırmamaya çalışıyoruz. Bence müthiş bir şey olacak. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Sanırım bir atıştırmalığı hak ettim. Çok nefes. Ne oldu böyle? Hey, şuna bak. Kendime yeni bir tatlı yaptım. Tatına bakmak için sabırsızlanıyorum. Of, sanki ağzımın içinde bir ziyafet var. Hey, sen ne yapıyorsun öyle? Eklemek istediğim bir renk daha var. Şimdi bulutları dolduruyoruz. Ne kadar kabarık görünüyorlar. Bunu yemeye yazık olacak. Bir dakika David. İşte bitirdim büyük anne. Umarım beğenirsin. Müthiş. Harika iş çıkarmışsın tatlım. Peki senin krebin nerede? Kendime engel olamadım. Hiç pişman değilim. Peki. O zaman ene kazandı demektir. Yaşasın. Hazır mısın? Başla. Ben kazandım. Dikkat dikkat. Şimdi gizemli kutu zamanı. İçinde ne var acaba? Kim bilir? Bu bir mantar. Bu senin için. Kendimi çok özel hissettim şimdi. Ve David için de bu. Bu ufaklık var. Gumba mı? Tamam. Onunla çalışabilirim. Hadi başlayalım o zaman. İki tane daire çizerek başlıyoruz. Sonra buraya kocaman mutlu bir gülümseme konduruyoruz. Şimdi ana hatlarını çizebiliriz. Sırada mantarın üst kısmı var. Buraya büyük bir daire çizip detayları ve rengini ekliyoruz. Benekleri için beyaz renkli krep karışımını kullanıyoruz. Sanırım her şey hazır. Artık başlayabilirim. Şişelerim nereye gitti benim? Hey, onlar benim. Ne? Yok artık. Gözüm üstünde. Şahin gibi seni izliyorum. Nerede kalmıştım? Şimdi kırmızı krep karışımını alıyorum. Mantarın üst kısmı için kullanıyorum. Sanırım artık hazır. İnanılmaz. Fena almamış sanırım. Gözleriyle başlıyoruz. Sonra dişleri için iki üçgen ve yüzü için büyük bir üçgen çiziyoruz. Artık içini doldurabiliriz. Zor bir iş değil. Sadece tek bir renk kullanıyoruz. Sonra baloncukları bekliyoruz. İşte başlıyorlar.
Bu piştiği anlamına geliyor. Artık top sende büyük anne. Hey, selfie çekmek yok. Umarım ben kazanırım. Vay canına, ah, sen gerçek bir sanatçısın Annie. David'e gelince muhteşem olmuş. İkiniz de kazandınız. Gerçekten mi? Çok o zaman. Denen çarkı o oku fırlatman gerekiyor. Sorun yok, zoru severim. Bak nasıl gidiyor. Bu ne demek şimdi? Aa, elim ufalmış. İkisi de ufalmış. Gülünç görünüyorsun yani. Neyse, çok önemli değil. Kıskanman normal. Gıdıklanıyor musun sen? Çocuk gibi davranmayı kes. Ben kimim? O garip ellerini benden uzak tut. Of, peki. Hiç eğlenceli değilsin. Belki onu biraz eğlendirebilirim. Bu iyi geldi mi? Aa, demek bana vurdun öyle mi? Bana bulaşmasan iyi olur. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Neler oluyor? Kes şunu lütfen. Biraz sakinleşmen lazım. Üzgünüm. Peki ama yeter. Beni duyuyor musun? Çok fenasın. Bununla da gurur duyuyorum. Tamam, artık krebi yapsam iyi olur. Ha canına, bu şişe kocamanmış. Siyah krep karışımıyla başlıyoruz. Bu dış hatları için harika olacak. Şimdi bunu renklendirmeye başlıyoruz. Yalnız çizgilerin dışına taşmamamız gerekiyor. Bu sefer pembe kullanalım. Güzel kokuyor. Eyvah, giderek zorlaşıyor. Ellerim titremeye başladı. Bütün boşlukları dolduruyoruz. Bu görebileceğin en şirin Jigglypuff olacak. Neredeyse bitirdim. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Şuna bak, ben gerçek bir sanatçıyım. Hepsi bu mu? Hadi ama harika görünüyor. Bence müthiş oldu. Bunu yemeye kıyamaz insan. Neyse, çok da özel bir şey değil. Sıra bende. Şunu izle. Ne yapacağım şimdi bununla? Bunu izlemek zevkli olacak. Ellerim. Eski boyutuna dönmüşler. Çok rahatladım. Bir dakika. Bu müthiş. Lütfen gülüp durma. Bu sen olmadan da yeterince berbat bir iş. Şimdi ne yapıyorum? Tamam, başlıyoruz. Bunu kolaylıkla yapabilirim. Öncelikle dış hatlarından geçiyoruz. Gövdesi için böyle daireler yapıyoruz. Ama bunlardan daha çok lazım. Bu kadar yeterli. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Bu sandığımdan da kolay oldu. Bunun üstünden 3 boyutlu kalemle geçiyoruz. Her tarafını tamamen kaplıyoruz. Sonra ayrıntılara geçiyoruz. Bu bir göz olacak. Bu kısım için mavi plastik kullanıyoruz. Sonra kollara geçiyoruz. Aynı şeyi bacaklar için de yapıyoruz. Sırada ne var? Evet, saçlar. Vay canına, harika görünüyor. Kulakları yapıp öyle yukarı doğru sivriltiyoruz. Az kalsın mikrofonu unutuyordum. Sanırım bitirdim. Bir dakika. Hallettim. Teşekkür etmene gerek yok. Etmeyeceğim zaten. Jigglypuff'u yumurtayla kapladın. Yapış yapış. Böyle daha iyi. Çok şirin değil mi? Bayıldım. Harika iş çıkardın. Bir sonraki tura hazır mısın? Kendimi şanslı hissediyorum. Hadi bakalım. Bu tanıdık görünüyor. Evet, çok tanıdık gerçekten. Neyse, yapacak daha önemli işlerim var. Hey, konsantre olmaya çalışıyorum. Dokunaçlarım çıktı. Tuzağa düştüm. Kraken'i uykusundan uyandırdım. Bu hatayı bir daha yapmam. Hadi başlayalım. Hey, dokunaçlarla her şey harika tutulabiliyor. Sanırım saçlarla başlayacağım. En iyisi üstten başlayıp aşağı doğru devam edeyim. Şimdi yüzünü çiziyorum. Bu en iyi işlerimden biri olabilir. Çok kolay oluyor. Çok fazla renk yok. Yani bunu çabucak bitirebilirim. Şimdi dudakları renklendiriyoruz. Sıra ürkütücü renkteki cildinde. Bunun için olabilecek en açık rengi seçtim. Çok iyi oldu. Acının aynı sana benzedi. Bu ikisinin olabilir. Gerçi krevin daha iyi huylu. Çok komiksin. Şimdi sıra bende. Şuna bakar mısın? İstediğim de buydu zaten. Bunun zor olacağını sanıyordum. Sanırım senin bir maniküre ihtiyacın var. Sen neden bahsediyorsun? Bu nasıl oldu? Tırnaklarımın bu kadar uzadığını hatırlamıyorum. Ama hiç fena olmamış. İnsanlar böyle tırnaklar için bir sürü para ödüyor. Evet ama kalemi tutamıyorsun. Ne? Hiç anlamıyorum. Hadi ama bu iş niye bu kadar zor? Sinirlenmeye başlıyorum ve inan beni kızgınken görmek istemezsin. Bir saniye, sanırım ne yapacağımı buldum.
Yanımda bu kart vizitin olduğunu unutmuşum. Mutluluk bir damla gözyaşı uzakta mı? Hmm, bir denemeye değer. Ben sizin iyilik perinizim. Galiba hakimize de yardım etsem iyi olacak. Tatlım, o tırnaklar çok kötü ama şimdi onları halledebilirim. Aa, bana da yap, bana da hadi. Aa, biraz parıltıya ne dersin? Vay canına, elveda dokunaçlar. Teşekkür ederim, sen bir harikasın. Ha, peri nereye gitti? Şimdi yaratıcılığımı konuşturabilirim. Bunun hile olduğunu biliyorsun değil mi? Öncelikle bir daire çiziyoruz. Sonra bunun içini dolduruyoruz. Bunun için böyle uzun çizgiler yapıyoruz. Bu yüzü oluyor. Sonra başka renk seçip saçları çiziyoruz. Bu şekilde düz çizgiler çiziyoruz. Zaten ben de her sabah saçıma bu modeli yapıyorum. Üst kısım bittiğinde örgülere geçebiliriz. Onun için de böyle aşağı doğru devam ediyoruz. Şimdi gövdeyi üçgen şeklinde çizebiliriz. Sonra içini renklendiriyoruz. O renkte tabii siyah oluyor. Şimdi yüzünü çizebiliriz. Ufak bir gülümseme ve ardından son dokunuşumuzu yapıyoruz. Boynuna yakasını da çiziyoruz. Bu kız harika görünüyor. İşte benim minik bir kopyam. Ne düşünüyorsun? Bakabilir miyim? Bakın, iki tane oldunuz. Çok harika. Birbirinizin klonu oldunuz. Seninle ben niye arkadaşız acaba? Ver şunu bana. Ah, hep eğlencemi mahvediyorsun. Hey, beni çizelim. Vereceğim poza çalışıyordum zaten. Acaba bu sefer ne gelecek? Oku fırlat da görelim. Lütfen güzel bir şey gelsin. Bu ilginç görünüyor. Eğlenceli olacak. Aa, onunla ne yapacaksın? Kımıldama. Bu işten biraz fazla keyif alıyorsun sanki. Ah, yüzüm olmaz. Vay canına, ne gerginsin. Bu en zor işimiz olabilir. Buraya böyle bir çizim yapıyoruz. Sonra buraya bir gaga konduruyoruz. Şimdi gözlerini çiziyoruz. Ve bu da kanadı oluyor. Bunlar da kuyruğunun tüyleri olsun. Doğan'a benimle çok gurur duyacak. Şimdi içini dolduruyoruz. Bunun için beyaz krep karışımı kullanıyoruz. Kanadının kenarlarından geçiyoruz. Kanadını farklı bir renkle dolduracağız. Sonra gözlerinin çevresine geçiyoruz. İlk kısım bitti. Kanadı koyu maviyle dolduruyoruz. Bu sayede harika bir kontrast oluşturuyoruz. Kanadını da mavi yapıyoruz. Gagası için turuncuyu kullanıyoruz. Hmm, şimdiden pişmeye başladı. Ayaklarını da pembe yapıyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz. Burada biraz daha dikkatli oluyoruz. Hah, hallettim. Yani en azından denedin. Ama ben onu asla yemem. Sıra bende. Bana da kış geldi. Bir dakika. Bu gözümdeki de ne? Oh, hadi ama bu haksızlık. Umarım sorunsuz halledebilirim. Önce gövdeyi çizerek başlıyoruz. Yani umarım öyle yapıyorumdur. Sonra içini dolduruyoruz. Acaba hangi rengi kullanıyorum? Umarım güzel oluyordur. Her şey o aptal krepten iyi olur. Şimdi sıra kanadında. Gövdesiyle kanadı arasında kontrast oluşturuyoruz. Bunun uçan bir kuş gibi görünmesini istiyorum. Kuşumuz şu an havada süzülüyor. Sonra gagasını çiziyoruz. Gagası iki üçgenden oluşuyor. İkisini de aynı renkle dolduruyoruz. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Bu kuşun farklı renklerinin olmasını istiyorum. Üstüne böyle mavi çizgiler çiziyoruz. Bu renk mavi değil mi? Sanırım bitirdim. Dürüst ol. Bu bir kuşa benzedi mi? Vay canına. Çok iyi olmuş gerçekten. Beni kurtarır mısın artık? Lütfen tuvalete gitmem lazım. Hayır. Of, o zaman ben de buraya yaparım. Enes. Aa, kamera. Keşke makyaj yapsaydım. Ah, selam. Bize biraz kendinizden bahsedin. Ben onun ninesiyim ve çok yaşlıyım. Ben Molly Baker'ım. Taliplerimi bekliyorum. Kumsalda romantik görüşleri severim ve... Programı yanlış anlamışsınız. Bu kadar bekleme yeter. Pankek yarışması başlasın. Hadi ama başlasanıza. Oo, bu ne heyecan. Hadi başlayalım minikeyler. Ne? Neler oluyor böyle? Nineciğim, iyi misin? İlk turun zamanı geldi ve çattın. Bir ipucu veriyorum. En kötü kim dans ederse mi?
Aa, ne olduğunu hiç anlamıyorum. Ne? Ne yapıyorsunuz? Nine dur. Aa, tam da ritme alışmıştım. Boşuna uğraşıyorum. Tekrar deneyelim. Ne yaptığıma iyi bakın. Bu ilk tur olacak. Ve size yapmanızı istiyorum. Güzelmiş ama biraz zor olacak. Ah, deneyelim bakalım. Aha, tutamıyorum ki. Ah, düşündüğümden de zormuş. Ama vazgeçmeyeceğim. Hadi başlayalım bakalım. Yavaşça. Damlatmak istemiyorum. Önce dış hatlarını çizelim. Bu da yüzü olacak. Sonra da saçını yapalım. Yüzün içini beyaz pankek karışımıyla dolduralım. Sonra da saçını boyayalım. Çizgilerin içinde kalsak yeter. Vay canına, çok yeteneklisin. Bunu nasıl yaptığını hiç anlamadım. Bu kısımda dikkatli olmalıyım. Güzel duruyor. Bence çevirebiliriz. Umarım mahvolmaz. Hadi bakalım. Aa, aslında hiç fena olmamış. Ne düşünüyorsun ineciğim? Başlasam iyi olacak. Önce bir daire çizelim ve gülümseyen bir yüz. Saçları tamamdır. İçini dolduralım. Biraz da renk katalım. Kendimi şaşırtabilirim. Bu bir şaheser de olabilir. Çevirme zamanı. Hey, şuna bak. Harika. Ah, etkilendim. Çak bir tanecik. Başardık. Ah, şunlara bak. Zor bir karar olacak. İkisi de kendince gayet güzel olmuş. Bilemedim ki. Hadi ama açıkla. Neden bu kadar çok bekliyoruz? Peki, Molly kazandı. Aa, demek öyle diyorsun. Vay, müthişmiş. Aferin tatlım. Özel misafirlerimizi karşılayalım. Alkışlar kesimizciye. Ya, çok kibarsınız. Ben canına inanamıyorum. Büyük hayranınızım. İyi şanslar. Aa, çok heyecanlandım. Bak, şık gözlükler geldi. Vay canına, çok göz alıcılar. Yakından görmeliyim. Bayıldım. Hadi deneyelim. Oo, çılgınca. Her şey çok garip görünüyor. Nene, bu sen misin? Aha, bu şey aklımı karıştırıyor. Ben de deneyeceğim. Belki daha iyi görmemi sağlar. Hayır, daha kötü oldu. Ha, çok tuhaf. Sıradaki turunuz hazır ve geliyor. Açalım bakalım. Acaba içinde ne var? Bu bir çizim. Şişko bir kuşmuş. Fena değil. Sanırım bunu yaparken gözlüklerimizi de takmamız gerekecek. Aa, tabii. Etraf epey batacak. Ne yaptığımı görmek bile zor. Bu siyah pankek karışımı mıydı? Öyle görünüyor. Hadi bakalım. Önce bir daire çizelim. Bu da saç öbeği olacak. Bu da minik kuyruğu. Şurayı boyayayım siyaha. Sonra da kaşı çizelim. Bu kuş neden bu kadar kızgın ki? Vardır bir sebebi elbet. Gözleriyle gagası da gelsin. Şimdi de renklendirelim. Bu sarıyla alt kısmını boyayalım. Gagası da turuncu. Vücudunu da kırmızı yapalım. Gayet iyi gidiyor bence. Doğuştan yetenekliyim. Sanırım neredeyse bitti. Bu gözlükler işi çok zorlaştırıyor. Ama neredeyse bitti. Evet. Benim spatulam neredeydi? Buralarda bir yerlerde olacaktı. Bir fikrim var. Yapmasam iyi olur ama çok komik olacak. Hah, buradaymış. Tam zamanında. Mükemmel çevirdik. Gözlüklerden de kurtulabilirim. Ha? Bu da ne? Ah, şaka yaptım neneciğim. Ah, başlasam iyi olur. Gayet kolay olacak. İşi basit tutalım. Basit şekiller çizip içlerini boyayalım. Karmaşık çalışmama gerek yok. İyice acıkmaya başladım. Şimdi de vücudunu dolduralım. Kırmızının butonuna bayıldım. Bu kadar yeter. Bence çevirebiliriz. Bitirdim. Aa, bu çok da planladığım gibi olmamış. Berbat olmuş. Şuna bak. Kazananı seçme zamanı kesin. Çok baskı var. Ama kazanan belli. Nine kazanıyor. Kazanacağıma emindim. Hak ettin nineciğim. İmdat! Tuzağa düşürdüm. İyi misin canım? İyiyim. Bu da sıradaki yarışmanız. Hey, bu hiç havalı değil. Hadi ama bırak bizi. Kurtulamıyorum. Tırallala. Hey, ne yapıyorsunuz? Yarışma kötüleşiyor. Bitirelim de gitsin.
Hiç değilse ellerim serbest. Bir kareyle başlayalım. Sonra da ortasına B şekli çizelim. Ardından da tacımız. Bunu da sarı pankek karışımıyla dolduralım. Mükemmel. Bu göz için bir nokta koyalım. Diğeri için de bir çarpı yapalım. Sonra gülüşü çizelim. Gözleri beyazla dolduralım. Düşündüğüm kadar zor olmadı. Mavi karışım neredeymiş? Boşlukları doldurmamız lazım. Bitti. Pişmesini bekleyelim. Çevirme biraz zor olabilir. Aa, hiç değilse denedim. Oo, dikkat et. Pardon, şişlerle boğuşuyorum da. Dirseklerimi katlayamıyorum. Gerçekten çok garip. Kim bilir nasıl olacak. Ama deneyeceğim. Gözleri çizelim. Dineminkilerden farklı bir taktiğim var. Umarım güzel olur. Bu şimdiye kadarki en zor durdu. Gözleri beyaz karışımla örtüyorum. Bittiler. Sırada da gülüşü var. Siyah bir çizgi yeter. Sırada ne var? Ah, tacını da unutmamalıyız. Gayet güzel duruyor. Şimdi de içini boyayalım. Hiç fena durmuyor. Mükemmel. Geriye sadece yüzünü doldurmak kaldı. Bunu da hızlıca halledelim. Yanmasını istemeyiz. Baloncuk oluşmasını beklemeliyiz. Sanırım pişti. Çevirsene canım. Ha, deniyorum. Ah, harika görünüyor. Aa, çok mutluyum. Yapabileceğini biliyordum. İkimiz de müthiştik. Ne düşünüyorsun Mavi? Aa, peki. Bu turu Mavi kazanıyor. Harikaydın canım. Şuna bakın, iki gizli yemek. Hadi göstersene. Sabır ineciğim, hangisini istiyorsunuz? Aa, şunu istiyorum. Bu mu? Emin misin? Peki hadi bakalım. Aa. Bana da diğeri kalıyor demektir. Harika seçim nineciğim. Tada! Ne? Gönderdim. Manikür zamanım gelmişti ama bu biraz saçmaymış. Şu tırnaklara bak. Aha, bayıldım. Güzelmiş. Saçlarımı düzeltmek için kullanabilirim. Bu takıldı. Durum kötü. İyi misin? Sağlamca çekiyorum. Hayır güzelim saçım. Neden böyle yaptım ki? Bu sana ders olsun. Dur. Oraya dokunmasam daha iyi. İşte sıradaki turumuz. Bir minyon çiziyorsunuz. Tabii ki. Şu şişeyi tutabilsem yeter. Şöyle tutalım. Büyük bir daireyle başlayalım. Sonra da gözlükleri için iki büyük daire daha. Sonra da gözleri çizelim. Güzel gidiyor. Sanırım. Sonra da kol ve bacakları yapalım. Bir de minik ve mutlu bir gülücük verelim. Tamamdır. Sıradaki kısma geçelim. Böyle yapmak istememiştim. Daha dikkatli olmalıyım. Neyse ki ciddi bir şey olmadı. Bu da pantolon olacak. Şimdi de gözlüklerine son dokunuşları yapalım. Bu da bitince sarıya geçiyoruz. Bu kısmı çok kolay. Boş yerleri doldursak yeter. Ama gözlerine dokunmuyoruz. Onlar açık mavi olacak. Şimdi de bekliyoruz. Spatulamızı alalım. Tutamıyorum. Hadi ama. Buna vaktim yok ki. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirim. Çok gıcık oldum. Tuttum. Tam zamanında. Vay, güzel görünüyor. Şuna baksana anne. Nineciğim. Çok iyi Molly, bu marshmallowlar gibi. Peki sıra bende. Gözlüklerle başlıyoruz. Aslında yan yatmış bir 8 çiziyor gibiyiz. Bunlar da gözlüklerin sapı olacak. Sonra da gülümseme. Önce siyah kısımları yapıyoruz. Sonra da gözlerin beyazına geçelim. Ardından sarı kafasını yapalım. Bu ufaklıklar çok tatlı ya. Şimdilik iyi gidiyoruz. Yüzünü dolduralım. Pantolonu için de mavi kullanalım bakalım. Neredeyse yemeğe kıyamayacağım. Gerçi her türlü yerim. Neredeyse demiştim. Şimdi de kolları çizelim ve bacaklar. Biraz da saç yapalım. Diksek mi ne yapsak? Sanırım bitti. Çok güzel de kokuyor. Spatulayı alalım. Böyle alacaksın Molly. Akıllıca değil mi?
Şimdi de elemanımızı çevirelim. Birazcık bronzlaşmış ama olsun, sorun değil. Bence güzel duruyor. Nasıl... Ne yapıyorsun Molly? Odaklansana. Pardon. Etkilendi mi? Daha zor olur sanıyordum. Çizimi kontrol edeyim. Evet, sanırım seçtim. Kazanan Nina oluyor. Harikaydın. Gerçekten mi? Harika birisiyim. Nerede bu? Geliyorum. Donatıma bakın. Çek şunu üstümden. Sakin ol Nineciğim. Lezzetli bir donat yapmanızı istiyorum. Ve tabii ki bu devasa donatların içinde yapacağız. Ay, yetişemiyorum. Harika. Yine aynı çocukla yan yanayım. Bu iş daha bitmedi. Evet evet, ne demezsin. Krep pişirme kapışmamıza hoş geldiniz. Temamız bu küçük şirin ufaklık. Ama unutmayın, onu krep formunda yapacaksınız. Bu çok kolay olacak. Hadi şu işi hemen halledelim. Ben meşgul bir adamım. Dış hatlarıyla başlıyoruz. Sonra sıra yüzünde. Aynı kedi gibi çiziyoruz. Yanakları ve ağzı için kırmızıyı kullanıyoruz. Sonra gerisini sarıyla dolduruyoruz. Ben bunun bir kapışma olacağını sanıyordum. En azından vakit geçiyor. Çizgilerin içinde kalmaya dikkat ediyoruz. Sonra krebin pişmesini bekliyoruz. Bu kadar süre yeterli. Şuna bir bak, resmen bir sanat eseri. Sanırım bu hoşunuza gidecek. Benim burada işim bitti. Eserime bir bakın. Lütfen, alkışa gerek yok. Ne diyebilirim ki, yetenekli biriyim. Zengin, yakışıklı ve sanatçı ruhlu. Ben nasıl bekar kaldım böyle? Şimdi bir şey almam lazım. Burada tek bir şey eksik. Üstüne altın tozu serpiştirmem lazım. Bu altın çok taze. Taze, daha bu sabah kopardım. Altın krebe özel bir görüntü katıyor. Ben neler görüyorum öyle. Zevki parayla alamıyorsun belli ki. Her sabah yumurtalarla birlikte bunu yerim. Altın tozu yumurtaları çok gevrek yapıyor. İşte bu. İşte karşınızda pahalı bir krep. Bu adamı kesin yenmem lazım ama nasıl? Bir saniye, buldum. Şimdi ona göstereceğim. Hadi başlıyoruz. Siyah krep karışımına ihtiyacımız var. Bununla bir daire çiziyoruz. Sonra küçük bir daire daha çiziyoruz. Üst yarısını kırmızıya boyuyoruz. Sonra sıra içteki daireye geliyor ve en son alta geçiyoruz. Vay canına, ne çabuk pişti. İşte benim Pokemon'um. Bunu şu an yiyebilirim. Ama olmaz. Şimdi iyi kısmına geliyoruz. İşte oluyor. İşte tam planladığım gibi. Nereye gitti bu böyle? Sen ne yaptın? Zaman doldu. Ellerinizi kreplerden çekin. Bugün hiç kahvaltı yapmadığımdan bunu dört gözle bekliyordum. Bununla başlayacağım. Renkleri akıllıca kullanmışsın. Şimdi tadına bakalım. Hafif ve kabarık. Çok iyi. Burada bir şey yok. Bu şaka mı? Onun yerine altını yiyelim o zaman. Daha önce hiç denememiştim. Hadi bakalım. Çok kötüymüş. Aklından ne geçiyordu senin? Bu durumda seçim kolay oldu. Sen kazandın. Yaşasın. Ben bir harikayım. Bu hiç adil değil. Bu çocuk beni nasıl yener? Kabul et. Böyle bir şey asla paran yetmez. Zaten öyle bir şeyim olsun istemezdim. Bir sonraki turumuza hazır mısınız? İşte ilham kaynağınız. Şu elmasın boyutuna bak. Nihayet ilgimi çeken bir şey. Vay canına, çok büyülü. Onu istiyorum. Diğer elmaslarımın yanına iyi yakışır. Güzel bir şey görmek ister misin? Çok muhteşem değil mi? Sanırım aşık oldum. Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Tabii ki benden sonra. Hey, sakin ol dostum. Gözümün önünden çeker misin onu? Gözlerim acıtıyor. Güneş gözlüğümü taksam iyi olur. Böyle daha iyi. Çok hoş görünüyorum. Eğer seni görebilseydim kıskandığını anlardım. Biri bana yardım eder mi? Umarım bu krep karışımıdır. Önce bir üçgen çizerek başlıyoruz. Sonra bunu bir elmasa dönüştürüyoruz. İçini doldurmak için farklı renkler kullanıyoruz. Bu renkler ışık yansıması efekti verecek. Tamam, şimdi çevirebiliriz. Sanırım güzel oldu. Şimdi krepimizi tavadan alalım. Nasıl görünüyor? Lütfen güzel olsun. Benim işim tamam. Şşt, anı mahvediyorsun. Üzgünüm, yapacak işim var. Bu senden çok benim canımı acıtacak.
Seni sonsuza kadar unutmayacağım. Güzel hallettim. Bu kollarla her şeyi ufalayabilirim. İşte elmas yağmurumuz başlıyor. Şu renklere bir bakın. Çok güzeller değil mi? Bir sürü olabilecekken neden bir tane olsun? İşte tam benim tarzım bir yemek. Yalnız diş hekiminize sakın bir şey söylemeyin. Zenginlere özel ufak bir şaka yapayım dedim. Bu türü kim kazanıyor? Bir görmem lazım. Krepler buraya gelsin. Bu kısma bayılıyorum. Bu çok hoş görünüyor. Bununla başlayacağım. İşte bu lezzetli bir elmas. Şefi kutluyorum. Çok güzel. Bravo sana Jared. Peki burada ne var şimdi? Bu yoksa gerçek elmas mı? Bir deneyelim. Dişim. Aklından ne geçiyordu senin böyle? Müthiş gülümsemen mahvoldu. Bunu hak etmek için ben ne yaptım? Bu tür tartışmasız Jared kazanıyor. Olamaz. Şike var bunda ama. Yaşasın. Buna inanamıyorum. Bu hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak. Şu an çok heyecanlıyım. Bu sefer seni alt edeceğim. Heyecan verici bir an. İşte geliyor. Tada! Hadi ne bekliyorsunuz? Vay canına. Bu karakterlere bayılırım. O kadar çok fikir var ki aklımda. Senin sorunun ne? Bunu görmen lazım. Küçük bir sürprizim var. Biliyorum biliyorum. Müthiş bir şey. Küçük dostuma merhaba de hadi. Bak yanımızda bir ezik var. Sen ne dedin? Sözlerin canımı sıkıyor yalnız. Peki bende neler varmış bir bakalım. Bunlar da nedir? Hayal kırıklığına uğradım. Bu acımasız zalim bir dünya ama pes etmek yok. Kendisine bunu söyleyemeyiz ona. Ama aynı fikirdeyim seninle pekala. Krep yapmaya başlayalım artık. Bir dikdörtgenle başlıyoruz. Sonra altına bacakları ekliyoruz. Şimdi de yüzünü ve tuhaf kollarını çiziyoruz. Sıra renklendirmede. Kenarlarına bu koyu yeşili kullanıyoruz ve sağına soluna gölgelemeler yapıyoruz. Bu sefer işimi çok ciddiye alıyorum. Sonra biraz açık renk kullanıyoruz. Boşlukları bununla dolduruyoruz. Sanırım artık pişti. Bence bu sefer çok şaşıracaksınız. Vay canına, ben sanatçı olmalıymışım. Bu krep en iyi eserlerimden biri oldu. Bunu yemeye nasıl kıyar insan? Vay canına, çok güzel. Jürideki arkadaşla yarışma artık bitmiştir. Öyle mi dersin? Sen birazdan görürsün. Bunu başarabilirim. Ben mavi canavarı yapacağım. Dış hatlarıyla başlıyoruz. Sonra içini maviyle renklendiriyoruz. Bu gölgeleme tekniğini çok sevdim. Biz de aynısını yapıyoruz. Hızlı çalışmamız lazım. Dacı da altın rengi yapıyoruz. Vay canına, müthiş oldu. Krep işinde iyice ustayım doğrusu. İşte hazır. Çok iyi iş çıkardım. Bu en sevdiğim karakterlerden biridir. Bu türden gerçekten hoşlandım. İçimde iyi bir his var. Ben de bitirdim. Hadi ama dostum, bu tur kesin bende. Mükemmel iş çıkarmışsınız. Gönderin bakalım. Hangisinden başlasam? Bu olsun. Bu eğlenceli görünüyor. Umarım lezzeti göründüğü kadar güzeldir. Şu an krep cennetindeyim. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Peki, burada ne varmış? En azından bu sefer bir krep yapmışsın. Fena değil. Hoşuma gitti. Kararımı verdim. Sen kazandın, sen de kazandın. Yani herkes kazandı. Ben mi o mu? Bu bir rezalet. Bence de. Hazır mısınız? Bu yüzü tanıyorsunuz. Kevin mi? Onun kendisi bir sanat eseri. Nasıl gidiyor? Bunu senin için aldım. Gençlik aşkı. Hayalimi kurmayalım. Onun gülümsemesini uykumda bile çizerim. Ama pankekle nasıl olacak? Her şey ressama bağlı, öyle değil mi? Ay, bir kalp. Sonraki renge geçelim. Ama hangisi daha lezzetli görünecek? Neredeyse bitti. Bu bol bol aşkla yapıldı. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi çevirelim. Ve çevir. Sevimli. Kızlar ikisi de güzel görünüyor. Kalbinizden koptukları belli. Ama sadece birini seçebilirim. Ya da bu seferlik ikisini de seçebilirim.
O çocuk gerçekten sevimli, öyle değil mi? Sırada ne mi var? Ha? Temel şekillere geri dönüyoruz. Aa, şekiller mi? Ne yapacağımı biliyorum. Şu özgüvene bak. İzle de öğren. Bu bana başka bir fikir verdi. Bunu kesinlikle yapabilirim. Gördün mü? Aynısı oldu. Sanki. Neden benimki onunkine benzemiyor? Naomi ne yapacağını nereden biliyor? Şu an pes edemem. Devam etmeliyim. Aa, etkileyici. Çevirmeden anlamak zor. Ama burada sabretmek çok önemli. Onunki benimkinden çok daha iyi oldu. O kadar emin olma. Ama Naomi'ninki gerçekten iyi görünüyor. Bu yüzden kazanan o oluyor. Sırada ne var anne? Ne diyorsunuz? Herhalde o kadar zor değildir. Doğru renk kahverengi. Başladı. Nasıl cupcake çizeceğini herkes bilir, öyle değil mi? Bunlar başka bir şeye benzedi. Bak, ikimiz de kaka emojisi yaptık. Ne şirin değil mi? Güzel görünüyorlar. Gözleri de bebek mavisi yaparsam. Gövdesini doldurmam lazım. Ortaya çıkmaya başladı. Ama kızlar, bu cupcake'e pek benzemiyor. Sanat yorumlamak demektir. Şunları çevirelim. Hop! Başardık. İkisi de şahane oldu. Ah, bilemiyorum. Sanırım ikiniz de şeyi kaybettiniz. Kazanan yok mu? Hey, bir gelsene. Evet. Hadi buradan çıkalım. Pekala hanımlar, parti ikramlarınız geldi. Bunlar yiyeceğe benzemiyor. Keyfiniz bilir. Hey memur bey, bir atıştırmalığa ne dersiniz? Aa, hayır hayır, böyle iyiyim. Selam arkadaşlar, atıştırmak ister misiniz? Hayır mı? Şey, bir daha düşündüm de. En azından birinden kurtulduk. Bunu bölüşmek ister misin? İşte oldu. Hiç de fena değil. Özellikle dehşetli böyle olan bir şey için. Kızlar hazır mısınız? Tek boynuzlu at yapma vakti geldi. Elinizden geleni yapın. Önce boynuzunu mu yapsam? Sanırım ben doğaçlama yapacağım. Elim becerikliyse nasıl bir sorun çıkabilir ki? Ah, başlasam iyi olacak. Hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için henüz çok erken. Ama burada iki farklı yaklaşım var. İki şekilde de kesinlikle büyüleyici bir şeyler oluyor. Tamam, şimdi ortaya çıkmaya başladı. Ne olduklarını anlayabilir misin? Ah, hala uğraşıyorlar. Biraz renkle kendine gelir. Şu şahane renklere bir bak. Evet, bayağı iyi görünüyor. Gerçi benimki daha iyi. Kesinlikle farklı. Şimdi son dolguyu yapıyorum. Evet, neredeyse bitti. Ama hala yapabileceğim bir şey var. Bir dakika, onun kazanmasına izin veremem. İşte.
olsun. Tüh, elim kaydı. Hey, bir koku alıyor musun? Pankekim, o tamamen yandı. Olamaz, tamamen mahvoldu. Kesin şunu. Kendimi biraz kötü hissettim. Benimkini çevirsem iyi olacak. Hey, hala güzel görünüyor. Burada kazanan kesinlikle Stacy. Ne dersin anne? Ha, bu berbat. Bu durumda kazanan Stacy oluyor. En azından denedin Naomi. Şunu görüyor musun? Lezzetli duruyor. Mis gibi hamburger. Bizi fena halde imrendiriyor. Çok zalimce. Şunu paylaşacak mısın? Bu mu? İmkanı yok. Siz en iyisi kendinize yapın. Peki, yapabilirim. Sanırım aşık oluyorum. Deneyeceğim. Domatesle başlayalım. Bu kolay kısımdı. İyi başladık. Şimdi pişmesini beklemeliyiz. Vay, şu baloncuklara bak. Artık çevireyim. Güzel kokuyor. Pankek ekmeğimiz gelsin. Hadi malzemeleri dizelim. En tepeye de bir ekmek daha. Yani bence epey etkileyiciydi. Ama gerçeğini tercih ederim. Çok güzel. Güzeldir. Ağzını kapat. Ben mi? Yoksa yerleri sen temizlersin. Tabii, sorun değil. Önce bir kare çizerek başlayalım. Sonra da içini dolduralım. Çizgileri birbirine yakın tutacağım. Neredeyse bitti. Bu peynir olacak. Ekmeğin üstüne koyarız. Hamburgerin kalınına geçelim. Ve ekmeğin diğer yarısıyla tamamlayalım. Güzel görünüyor. Etkilendim. Lezzetli. Bitirmişsin. Liam'ınki daha güzel. Şaka mı bu? Bence çok kolay seçim. Peki, o zaman ben de bunu yerim. Kıskandın mı? Hayır. Tabii ya, plastikti. Üzüldüm ya. Denemesine izin versem mi? Nasıl ya? Teşekkürler kanka, işte budur dostum. Cidden mi? Ne? Boş versene. Of ya, çok güzel kokuyor. Harika fırça kullanımı. Aman ne, iyi değilim. Çekilin yoldan, acil durum. Nesi var? Hey, gülmeyi kesin. Ben yokken bir tuvalet çizin. Peki, eğlenceli olacak. O kadar da zor değil. İlk kısmı bitti bile. Şimdi de koltuğu çizelim. Sırada tuvaletin kendisi var. İçlerini de dolduralım. Çizgilerin içinde kalmamız lazım. Mahvolmasını istemeyiz. Güzel görünüyor. Tarihin en güzel kokan tuvaleti oluyor. Bu da oturma yeri. Eğleniyorum ya. Neredeyse bitti. Şimdi pişmesini bekleyelim. Bence çevirmeye hazırdır. Şuna bak. Tuvaletim hazır. Ne uzun sürdü. Bu mudur? Cidden mi? Nesi varmış ya? Ciddi misin? Ben beğendim. Dur biraz. Bir şey eksik. Daha iyi oldu. Gıcıklık yapma. Bir dakika. Aklıma bir fikir getirdin. Lizzie'ye teşekkür etmeliyim. Kaka emojisini çizeceğiz. Harika görünüyor. İçinde boyamam lazım. Daha açık bir renkle zıtlık katalım. Dondurmaya benziyor. Ama bunu yemek istemezdim. Tamam, gözlere geçelim. Büyük ovaller çizip içlerini dolduralım. Şahane oldu. Bak Lizzie. Etkilendim. Kimse o tuvalete yaklaşmasın. Berbat kokuyor. Ne düşünüyorsunuz? Anılarımı canlandırıyorlar. Özellikle Liam'ınki. O kazandı. Aferin dostum. Olmaz ki. Fikri ben vermiştim. Al senin olsun. Yakıştı. Bu komik değil Liam.
seni seviyorum Hagi. Hey, ne yapıyorsun ya? Tam bir çocuksun. Kıskançlık etme. Öp öp. Oyuncakları seviyorum. Aa, saçıma dikkat et. Şimdi başın belada. Peluş oyuncaktan da korkulmaz. Korkmalısın, ciddiyim. Hadi sene kanka. Sen kaşındın. Hayır. Sandır. Elinden gelen bu mudur? Kalk Aya. Vazgeçme. Neden? Seni uyarmıştım. Şimdi ciddiye bindi. Hey! Durun! Ya! Oyuncakları bırakın. Oyun istiyorsanız mavi limonu çizin. Ya da pembe şeyi. Emredersiniz efendim. Mommy Long Legs'i çizeceğim. Önce bir spiral çiziyoruz. Bu onun saçı olacak. Sonra da yüzünün kalanı. At kuyruğunu da unutmayalım. Vay, tıpkı ona benzedi. Şimdi de içini boyayalım. Bu pembe saç için ideal olacak. Öğretmen buna bayılacak. Biraz da mavi. Güzel mi güzel yeşil gözleri de var. Yani bu güzel durdu. Sonra da gülüşünü yapalım. Aa, hayalimdekinden de güzel oldu. Başlasam iyi olacak gibi. Sanırım Hagi Wagi çizeceğim. Dudaklarıyla başlayalım. Ne güzel ruj rengi olurmuş. Şimdi de dişler. Ağzı da bu siyah krep karışımıyla dolduralım. Bu kısım biraz zor. Ama başardım. Sırada İşte bu iş böyle yapılır. Yok artık. Kim yaptı bunu? Üstelik burada hiç rüzgar yok. Ama tekrar düşününce... önümü bile göremiyorum. Peki rüzgar yok, sadece meydan okuma var. Oyuna var mısınız? Çünkü elimde bu var kızlar. Ah harika. Ben varım. Sonic'i çizmemi istiyorsun demek. Şanslı ya, Sonic en sevdiğim çizgi film karakteridir. Şimdi programımızın mavi kısmına geçiyoruz. Neyse ki bu malzemeden bende bir sürü var. Bir şeylere benzemeye başladı değil mi? Bu şeyle kendini gerçekten iyi ifade edebilirsin. Bununla sanatın adeta can buluyor. Şimdi gözlerini tamamlamam gerekiyor. Birkaç dikkatli düz ve eğri çizgi daha. Ve sonuç Sonic karşınızda. Ay çok şirin değil mi? Tada! Çalışmam tamamdır. Pekala, sıkı bir rakip olacağım. Ama ben pasta hamuru kullanmayı seçtim. En azından benim Sonic'im yenilebilir olacak. Ama bu tip platformda zaman çok önemli. Çünkü sonuçta sıcak bir ızgaranın üstünde çalışıyorum. Gıda boyası burada çok önemli bir unsur. Bu sayede istediğin şekilde her tür hamuru yapabilirsin. Neredeyse bitiyor. Son bir parça daha ve işte ta kendisi. Hey, ne oluyor ya? Eserimin yarısı uçtu gitti. Ve gitmeye devam ediyor. Neler oluyor? Of, olamaz. Ve kazananımız Madison. Buna inanamıyorum, yaşasın. Of, her neyse, çok da umurumda. Naz. Evet, lütfen. Bu nedir? Ah, teşekkürler. En sevdiğim atıştırmalığım. Vay. Ne oldu böyle? Oh, çok iyi. Bir dakika, sarılar içindeyiz. Ha, bu daha yeni meydan okumamızın bir parçası demek. Tamam, anladım. Neyse ki bende bir sürü sarı var. Bu şeyin sorunu ne? Hadi ama. İçindesin biliyorum. Emma. Eyvah, sanırım fazla sıktım. Krebim mahvoldu. Stres topları beni biraz sakinleştirir. Neyse ki benim öyle bir sorunum yok. Bu tutkal kalemi her zaman düzgün çalışıyor. Ve şansıma bende bir sürü sarı renk var. Dış çizgilerinden sonra artık içini doldurabiliriz.
çok uzun bir iş ama sabrıma değecek. Tüm ayrıntılar çizdiğim karaktere hayat veriyor. Son halini görünce bana hak vereceksiniz. Bu bölüm sence neresi? Evet, gözleri ve gözlüğü. Şimdi daha gerçekçi görünüyorlar. Uf, işte şaheserim bitti. Çok şirin oldu. Vay canına, sanırım ben de başlamaya hazırım artık. Mavi ile başlıyorum. Böylesi daha güvenli değil mi? Gözlüğü çok şirin oldu. Üstündeki tulum da öyle. Minik ellerini de yapayım. Şimdi sıra içini doldurmakta. Gözünde canlandı mı artık? Sarı işe dahil olmadan evvel diğer renkleri kullanmam lazım. Ve işte sarı da geldi. Neyse ki şişede bu sefer hiç tıkanma yok. Yüzü ve gözleri böyle dolduruyoruz. Ve işte bitti. Herkese merhaba. Bu kadar yeter. Hey dur. Berabere kaldınız. Yani ikimiz de mi kazandık? Yaşasın. Eyvah, alarm çalıyor. Artık ben devralıyorum. Selam. Sıradaki meydan okuma bu. Hey, çizmeye başlasan iyi olur. Bu seferki zor olacak. Umarım bu roundu da geçebilirim. Ah, ama çok da endişelenmemem lazım. Sadece odaklansam yeterli. Tanıdık gelmeye başladı mı? Neyse ki elimde bir sürü siyah var. Ve sırada kan kırmızısı var. İşte ortaya çıkmaya başladı. Ve farklı yönlerde çizgilerle bir desen oluşturabilirim. Ne kastettiğimi görüyor musun? Şimdi sıra maskedeki ayrıntıda. Ben kalp sembolünü seçiyorum. Bu tamam mıdır? Öyle mi? Çok rahatladım. Hadi sen de başla Emma. Eminim bu krep çok hoşuna gidecek. Kapşonun hatlarıyla başlayalım. Sonra ayrıntılara geçiyoruz. Şu göz alıcı kırmızıya bak. Ve işte bitti. Beğendin mi? Berabersiniz. Buna inanamıyorum. Yaşasın. Hey. Olmaz. Ha? Görünüşe bakılırsa bunları çok sevdi. Güle güle o zaman sana. Ne oldu? Her neyse. Şu kollara bak. Garip davranıyorlar gerçekten. Artık kendimi tutamıyorum. Kimse bize gülemez. Şimdi işe girişin bakalım. Birden işler çok ciddileşti. Sanırım çizmeye başlasak iyi olur. Bu round biraz zorlayıcı olacak. Bir sürü farklı şekil söz konusu. Ve bir hata yaparsam bir şey silmemin de imkanı yok. Ama sanırım şu ana kadar bayağı iyi gitti. Yüzünün dış hatları ortaya çıkmaya başladı bile. Geriye tek bir renk kaldı. Yani mavi kaldı. İçini doldurma kısmı neredeyse bitti. Sıra gözlerde. Dış hattını siyahla çizmeye başlayalım. Sonra içlerini dolduralım. Artık yüzü tanıdık hale gelmeye başladı. Gözlerden sonra sıra dişlerde. Korktun mu? Daha fazla yaklaşma. Of, çok fena oldu sanırım. Her neyse, ben işe koyulayım. Ama sanırım iyi bir fikrim var. Her zamanki gibi dış hatlarıyla başlıyoruz. Ama merak etme, esas renkler şimdi geliyor. Bak, korkunç dişleri için ateş kırmızısı ve beyaz kullanıyorum. Boşlukları doldurmayı da unutmuyoruz. Sonra her yeri maviyle dolduruyoruz. Çok ürkütücü değil mi? Pekala, kim kazanıyor bu sefer? Evet, biz seçimimizi yaptık. Emma kazandı. Evet, bunu kazanacağımı biliyordum. Üzülme. Bu senin olabilir. Hadi, al bir ısırık. Ne? Butona ben basayım. Bırak şunu, tamam mı? Of, olamaz. Bu sefer bu şeye biz mi basıyoruz? Çünkü bu harika olabilir. Hayır. Bir dakika. Ne? Hayır mı? Sıkı tutunun.
geç yanına. Hey, görünüşe bakılırsa yerleri değiştirmişiz. Ama bir dakika. Hadi bakalım. Peki. Bu olur mu? Bu olur mu? Olur mu? Olur mu? Takıldı. Ben hallederim şimdi. Dur, öyle yapma. Onu dökeceksin, anladın mı? Aa, dökme işlemi başlıyor. Demek şimdi o popitin zımbırtılarından yapıyoruz, öyle mi? O zaman her bir bölümün rengini halledelim. Her şey çıtır çıtır olmadan evvel acele et. Sıra diğer renkte. Sanırım yeşil iyi bir seçim. Aynı fikirde misin? Bastır ve patlat. Yani onun gibi bir şey. Oo, ben de bunu bir deneyeyim. Dairenin dış hattını çizerek başlayalım. Sonra iç çizgilerini çekelim. Bu da sonuncusu. Şimdi sıra ufak dairelerde. Artık içini doldurabiliriz. Renkleri birbirine karıştırmamak biraz zor. Neredeyse sonuna geldik. Son birkaç nokta ve bum. Çok gerçekçi görünüyor bence. Evet, hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi? Bize göre ikiniz de kazandınız. O zaman butona basıyoruz. Durun, olamaz. Okula geri mi döndük? Ama nasıl? 1, 2, 3. Hadi biraz kaka emojili krep yapın millet. Evet, Hannah bu konuda kendinden emin görünüyor. Başla. Anlaşılan kızlar krep karışımını daha rahat sıkabilmek için bu plastik sıkma şişelerine koymuşlar. Ve Hannah bu işe bayağı zaman harcıyor. Alice ise pek önemsemiyor gibi görünüyor. O ne? Kardan adam mı? Sonunda ne çıkacağını cidden merak ediyorum. Alın ama Alice, bu round sanırım Hannah için çantada keklik. Ama en azından Alice renklerle denemeler yapmaktan çekinmiyor. Hey, onunki bayağı iyi görünüyor. Belki ben de şuraya biraz kahverengi eklemeliyim. Saçlar ısınıyor. Umarım resimler bitmeden krepler yanmaya başlamaz. Vay, Alice daha da fazla renk katıyor. Hayır, minik adamın yüzünü kaplama. Pekala, neredeyse çevirme zamanı geldi ha. İşte, gerçekle yüzleşme vakti. Seninki bir şeye benzemeyecek Alice. Benimki ise müthiş. Burada işler pek yolunda gitmemiş. Amma çekin bir krep. Hadi sen de çevir Hannah. Dikkat. Vay canına, müthiş olmuş. Alice bile Hannah'ınkinin bu seferlik daha iyi olduğunu kabul ediyor. Evet, Hannah kesinlikle bu roundun galibi. Hadi kızlar, güzel güzel oynayın işte. Sıradaki en sevdiğimiz ufaklık Sünger Bob kare şort. Bu kızlar belli ki onun hayranı. Yağ püskürtmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Kim derdi ki kahvaltı bu kadar dikkat ve odaklanma gerektirecek diye. Anlaşılan Alice de Hannah da aynı fikirden yola çıkmış. Bu seferki kazananı bulmak zor olacağı benziyor. Hey, onunki bayağı iyi görünüyor. Benimkini de onunkine yetiştirmeliyim. Vay canına, neredeyse aynılar. Koca gözlerinden küçük ayaklarına kadar. Nefis krep kokusunu henüz alamadım. Ve şunun gibi birazcık renk onlara hayat verir. Alice'in Sünger Bob'unun yüzü nereye gitti ya? Şimdi de Hannah'ınkinin yüzü kayboluyor. Hadi şimdi şunları çevirelim. Hazır, çevir. Bayağı iyi görünüyor. Hannah eminim yaptığından memnundur. Bakalım Alice'inki de bu kadar güzel olacak mı? Vay canına. Ama galiba kolu altında kalmış. Ve Emily bu durumdan çok memnun değil. Bu ciddi bir hataydı. Neyse, boş ver. Puanını bunun için kırmayacağım Alice. Ve berabere. Sıradaki Pikachu. Ben bunu nasıl yapacağım ya? Ben yaparım bence. Pekala kızlar, görevi biliyorsunuz. Hannah biraz kopya çekiyor galiba. Bazen biraz ilham gerekir değil mi? Hannah'ın bu işi toparlamak için bayağı bir ilhama ihtiyacı var gibi. Hey Alice, seninki nasıl görünüyor? Ay, Hannah'ınki Pikachu'ya benzemiyor bile. Ama sonunda ortaya ne çıkarsa çıksın sevimli görünecek. Pekala kızlar, az bir süreniz kaldı. Vay canına, Alice'inki bayağı Pikachu'ya benziyor değil mi? Peki Hannah'ınki?
ne olduğundan pek emin değilim. Alice'in gözlere yaptığı şeyi nasıl yaparım acaba? Doğru mu yapıyorum? Alice'e biraz yardım edeyim. Ay, bana yardım mı etmek istiyorsun? Ya bu nasıl ha? Ay, küçücük kalp çok şirin. Neyse, en azından eğleniyorlar değil mi? Şimdi resimlerin içini doldurmaya ve ters çevirmeye hazır olma zamanı. Yardım etmeye çalışman ne güzel Hena. Acele etseniz iyi olur. Süre neredeyse doldu. Davullar çalsın. Merak bizi öldürüyor. Aman tanrım. Evet, çok şeker ama bir Pikachu olduğu söylenemez. Hadi seninkini görelim. Alice, bam. Pika, Pika, Alice. Sıradaki Batman. Vay canına, şu ana kadarkilerin en zoru olacak bu. Ama merak etmeyin, olayı kaptık. Çevresini çizmeden Batman simgesini çizebilir misiniz? Ne dersiniz? Alice bunu iyi beceriyor gibi. Hey, kopya çekme Hena. Hena'nın biraz yardıma ihtiyacı var doğrusu. Onunki bayağı çarpık çupuk görünüyor. Ve Alice'inki neredeyse mükemmel. Ama hala çevresini çizip fon rengini vermemiz gerek. Sanırım bitmesine birkaç adım kaldı. Birkaç dikkatlice çizgi daha yaparsak krep kahramanımızı belirginleştirmeye yeter. Hadi hayırlısı. Yanmadan seninkini çevirsen iyi olur Alice. Ay, parçalama. Mükemmel görünmüyor mu? Alice kazandı. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Peki üstünde One, Two, Three, Go Challenge logosu olan birer krep hazırlamaya ne dersiniz? Zor ama müthiş olacak. Bu round Alice'in de Hena'nın da hafızalarını ve sanatçılıklarını teste tabi tutacak. Özellikle de çevirince doğru görünsün diye tersten yazmaları gerektiği için. Ama gerçekten de iki krep sanatçısı da bu seferkini iyi beceriyor gibi. Renkli krep karışımı harika görünüyor. Birkaç şey daha ekledikten sonra çevrilmeye hazır olacaklar. Alice fona karıştırmadan yazıları kaplama konusunda sorun yaşıyor gibi. Dikkat et Hena, bu kadar emek verdiğin şeyi mahvetmek istemezsin. Ve zaman geldi. Şişeleri indirin. Evet, bu inanılmaz görünüyor Hena. Çok da güzel kokuyor. Bakalım Alice'inki Hena'nın başyapıtıyla aşık atabilecek mi? Bunda sanki biraz sorun var gibi, ne dersiniz? Ama ikiniz de çok sıkı çalıştınız, biliyor musunuz? Bugün cömert günümdeyim. Bu yüzden bu roundu ikiniz de kazandınız. Sıradaki meşhur ağlayan emoji. Onu yakından tanıyoruz. Hep birbirimize ondan yollarız. Umarım bu round sonunda kimse ağlamaz. İlginçtir. Hena ve Alice bu ünlü simgeye farklı yönden yaklaşıyorlar. Ve Alice ayrıntılara rakibinden daha fazla odaklanıyor gibi görünüyor. Ama bunun bir önemi yok. Bittiğinde her şey daha farklı görünecek. Ay, seninki çok sevimli görünüyor Alice. Hena, o gözyaşları da devasa olmuş. Dikkat et Hena, hepsini bitirme. Belki Alice kendininkinin birazını sana ayırabilir. Takım çalışması candır. Hey, dikkat et, bunun içine batmasın. Ay, pardon. Pekala Hena, bakalım seninki nasıl oldu? Ay, yırtılıyor. Ah, tamam, düzeldi. Hala ne oldu anlaşılıyor değil mi? Ve şimdi eserini çevirip sergileme zamanı Alice. Ne çevir? Hey, bu inanılmaz, aynı resimdeki gibi. Gerçekten müthiş. Baş hakem Emily, sen ne dersin? Alice kesinlikle bu roundu kazanıyor. Evet. Evet. Yeniden kazandım. İşler iyice çılgınlaşıyor. Krepten krep yapabilir misiniz? Bu bayağı zorlayıcı olacak ha. Bu desenin neresinden başladığınız önemli. Ve bu hanımların olaya yaklaşımları birbirinden bayağı farklı. Alice kendininkinde kreplerin resmini çizerken Hena gerçek kreplerden bir yığın yapıyor. Sence bu roundu hangi kız kazanacak? Kim kazanırsa kazansın, sonuçta çıkacak eserler bayağı farklı olacak. Sen kendininkiler için bir tabak bulsan iyi olur Hena. Bu spatulayı alabilir miyim Alice? Onları aynen resimdeki gibi üst üste yığacağım. Neredeyse oldu. İşte tamam, hepsi bitti. Ay, neredeyse son dokunuşu yapmayı unutuyordum. Lezzetli bir sos olmadan krep yığınının anlamı ne? Vay canına, uçan kreplere dikkat et Emily. Ay,
Yemek servisi yapmanın bir yolu da bu. Hey, bunlar acayip lezzetli. İzninizle. Sadece çarkı çevirelim yeter. İlk olarak kırmızı geldi. Gözlerimizi kapalı mı tutmalıyız? Bu imkansız ama. Sanırım bir deneyebiliriz. 1, 2, 3, başla. Vay canına. Hadi hayırlısı. Sanırım böyle görünüyor. Sinirlerden taşmıyor değil mi? Bunun hakkında içimde iyi bir his var. Her zaman yüzden başlarım. Sonra kalanını etrafına çizerim. Umarım maviyi seçmişimdir. Vay canına, bayağı uğraşıyor. Görmediği şey onu üzmez de. Gözlerim kapalıyken yapmışım gibi yapayım. Şimdi çok daha iyi görünüyor. Sanırım gayet iyi gidiyor. Elininki nasıl görünüyor? Gözlerini açmış. Kuralları çiğniyorsun. Bir dakika, sen de. Bu adil bir durum sanırım. Pekala, şunu yapalım bitsin artık. Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Ama kafamın içinde hepsini görebiliyorum. Ve bence bayağı iyi görünüyor. Hazır mısın? Şunları bir çevirelim. Çok havalı bak. Vay canına. Neyse. Bayağı şeye benzemiş ya. Biliyorsun işte. Yiyelim mi? Mecbur muyuz? Ne kadar kötü olabilir ki? Müthiş kokuyor. Ya tadı? O kadar iyi değil. İyi misin? Berbat. Seninki iyi mi? Bakalım hele. Amanın. Aslında hiç de fena değil. Biraz ister misin? Peki. Sağ ol. Bir bakalım. Lezizmiş. Dış görünüşe aldanmamak gerek. Pekala, bir bakalım. Ben 4. kata çıkıyorum. Bu asansör niye böyle yavaş? Bu çocuk kirpas içinde. Bekleyin lütfen. Tutun asansörü. Hadi ama. Pardon. Hayır. Beklediğim tavır bu değildi. Çok teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Ayağıma bastı. Niye bu kadar kötü olmak zorundasınız ki? Sen de niye bu kadar fakir olmak zorundasın? Tamam. Galiba bu sorunu çözmem gerekiyor. Vay canına. Ne oldu böyle? Biz asansörde değil miydik? Sanat kapışmasına hoş geldiniz. Mırna Bey, sen gerçekten çok özel bir hayvansın. Kediyi böyle okşaması ne hoş. Buradasınız. Üzgünüm, sizi görmemişim. O zaman başlayabiliriz. Kedilerden bahsetmişken ilk resim meydan okuması bu. Bunu kolaylıkla halledebilirim. Ben şimdi bir saniye. Bu kablo niye bu kadar kısa? Hadi ama aptal kablo, işimi zorlaştırıyorsun. O zaman ben başlayayım, işe koyulma zamanı. Krep hamuruyla çizmeye başlıyoruz. Krep hamurunun resim yaparken bu kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi? Şimdi siyah renge geçiyoruz. Evet, doğru. Hamur farklı renklerde olabilir. Sonraki renk mi? Yeşil elbette. Pembe renk olmadan Hello Kitty de olamaz. Ve çiçeğin merkezi için ortayı azıcık sarıya boyuyoruz. Çok şirin oldu. Şimdi pişmesini bekleyelim. Spatulamı nereye koydum? Evet. Sıra krepi ters çevirmekte. İşte oldu. Şimdi iki tarafı da pişmiş olacak. Sanırım oldu. Ne düşünüyorsun? Aman tanrım, harika olmuş. Of, yeter artık. Buyurun hanımefendi, size nasıl yardımcı olabilirim? Jeff, sen şu kablonun kalınlığının nerede olduğuna bakar mısın? Çekiyorum, gelmiyor. Tabii ki. Bir bakalım. Görünüşe bakılırsa gittiği yeri böyle takip edebilirim. Şükürler olsun, sonunda beni çözecek biri geldi. Şaka bu herhalde. Bu şey niye bu kadar uzun ki? Bu kadar uzun süren nedir Jeez? Neyse, artık çizmeme başlayabilirim. 3 boyutlu kalem kullanabilecekken kimin aptal krep hamuruna ihtiyacı var ki?
Pekala, işe başlıyoruz. Dış hatları bitti. Şimdi çiçekleri de ekleyelim. Şimdi rengi değiştirip içini doldurma zamanı. Tüyleri için kalemi böyle ileri geri hareket ettiriyoruz. Tamam, sıra pembede. Çok güzel oluyor. Bir sonraki çiçek kırmızı. En sevdiğim olabilir bu. Sarı burnunu da unutmamak lazım. Sonra bunu siyahla çerçeveliyoruz. Tada! İşte bu benim Hello Kitty'm. Ne düşünüyorsun? Wow! Onunki de fena olmamış ama benimki kesin çok daha iyi. Hayır, olmaz. Benimkini seç. Tamam. Kazanan olarak Liam'ı seçtim. Yaşasın. İşte budur. Sıkıldık demek. O zaman sıradaki meydan okuma gelsin. Puppy Playtime karakterlerimi. Peki, sorun yok. Çünkü daha bir sürü hamurum var. Pekala, krep sanatıma geri dönüyorum. Sarı renkli dış hatları tamam. Sırada kırmızı var. Hangi şekli çizersen çiz, önce dış hatlarını yapman gerekiyor. Çünkü içinde bu sayede doldurabiliyorsun. Aynen benim yaptığım gibi. Aksi halde hamur dağılır gider. Böyle bir şey olmasını istemeyiz tabii. Sonra ortaya resmimiz çıkmaz. Bunun yerine kocaman rengarenk dağınık bir şey ortaya çıkar. Sonra gözler var. Siyah ufak noktalarla başlıyoruz. Daha sonra altta ve üstte yeşil noktalara ihtiyacımız olacak. Harika görünüyor. Şimdi bunu biraz pişirmem gerek. Neredeyse gerçek bir krebe benzedi. Tamamdır. Şimdi ters yüz ediyoruz. Şöyle bir döndürüyoruz ve güzel. İşte oldu. Tamamen pişti ve tamam. Harika. Çıkan sonuca bayıldım. Peki Betty? Garsona bahşiş vermek istemiyorum. Neler oluyor? Hey, uyan. Ne? Uyanım. Hey, o ne zaman işini bitirdi böyle? Çekilebilirsin Jeeves. Bu sefer Liam'dan çok daha güzel yapmam lazım. Hadi 3 boyutlu kalem birlikte sanat tasarlayalım. Gözler tamam. Şimdi dış hatlarını bitirelim. Gözler tamam. Şimdi içlerini dolduralım. Rengi değiştirip diğer yerlerini dolduralım. Ve mora, sonra da pembeye geçiyoruz. Sonra kırmızı ve üstüne azıcık beyaz. PG Pagapillar tamamdır. Çok şirin oldu. İşte bu seferki kapışma için eserim tamam. Kesinlikle çok daha iyi oldu. Sen öyle san. O kadar güzel değil. Bunza Bunny hak ettiği yerde. Liam'ı seçiyorum. İşte böyle Betty. Yine kazanan ben oldum. Sıradaki meydan okumada bir köpek balığı çizmenizi istiyorum. Köpek balığı çizmek kolay. Pembe mi olsun yoksa mavi mi? Liam'ın kazanmasından çok sıkıldım. Jeeves, aletlerimi alayım. Olmaz. Bu kocaman kalem olmaz. Bu 3 boyutlu kalem değerli taşlarla kaplı. O taşlar yüzünden Betty'nin dikkati tamamen dağıldı. Benim T-Rex'imin kesinlikle yaklaştığının farkında olmaz. Değerli taşlara bayılıyorum. Bu da ne? Dinozor saldırıcı! Ne korktun ama ya. Aferin sana Bay T-Rex. Bu hiç komik değildi. Ne berbat bir çocuk. Bir saniye, sanırım bir anda ilham geldi bana. Parmaklarımla biraz sinsice hareketler yapayım o zaman. Mavi hamurunu alayım da görsün gününü. Ufak şakasının karşılığını vereceğim. Pardon. Hey Betty, mavi hamurumunu hemen geri ver. Bu senin miydi? Çok pardon. Al bakalım. Neyse. Şöyle bir sıkalım. Ne oldu böyle? Seni kandırdım. Bana şaka yaptığın için bu sana ders olsun. Şimdi resmime geçmem gerekiyor. Neyse ki benim mavi rengim hala bende. Çünkü köpek balıkları mavi olur. Bu sefer dış hatlarını gövdesini çizerken yapacağım. Yani farklı bir yöntem deneyeceğim. Umarım bu sayede kazanan ben olurum. İşte çoğu tamamlandı. Tabii bir de burnun olması lazım, yoksa nasıl koku alır? Gözler de elbette bu sayede her şeyi görebilir. Ve sanırım bitti. Köpek balığım gerçekten muhteşem oldu. Pekala, artık köpek balığımı sana göstermeye hazırım. Vaçanına ne çabuk, görmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl yani, Betty bitirmiş mi? Hızlamam lazım ama maviyle olmaz tabii. Evet, köpek balığımız mavi olacak tabii. Anne köpek balığı yani. Pembe de olsa sorun yok, nasıl olsa kocaman dişleri var. Bu da en az diğeri kadar tehlikeli ama şirin. Tek farkı pembe olması. Dış hatlarını neredeyse tamamladım. Şimdi biraz beyaz lazım. Beyaz olması gereken yerleri böyle dolduruyoruz. Boynu ve yüzü için de beyazı kullanıyoruz. Evet, bitti ve şimdi pişme zamanı. Çok leziz kokuyor. Tamam, tavadan alınmaya hazır artık. Tada! Harika anne köpek balığımız karşınızda.
İyi de benim yaptığımı aynen kopyalamışsın. Bu sefer beni seç. Hadi ilk ben bitirmiştim zaten. Of, bu seferki en zor seçim olacak. Önümüzde bir pembe bir de mavi köpek balığı var. Aa, tamam, bu sefer Betty'yi seçiyorum. Seni seçiyorum. Yaşasana, sonunda birini kazandım. Aa, minik buketime bayılıyorum. Çok güzel. Ne yapıyor? Ah evet, meydan okuma değil mi? Buradaki gibi bana çok güzel bir çiçek çizmenizi istiyorum. Sorun yok, çiçek çizmek gayet basit sanırım. Sadece doğru renkleri masaya çıkarmam gerekiyor. Merkezde sarı olduğu için onunla başlıyorum. İçini doldurabileceğim güzel büyük bir daire çiziyorum. Ne? Bir sorun var. Aa, olamaz, tavam ısınmamış. Isı kaynağım çalışmazsa çizdiklerimi nasıl pişirebilirim? Sanırım senin için çok kötü oldu. Sonuçta krep sanatı pek de matah bir şey değil zaten. İşte ben de bu yüzden 3 boyutlu kalemle çalışıyorum. Liam'ın ortadan başlaması doğru bir fikirdi ama. Yapraklarına başlamadan önce sarı renkli merkezi doldurmam lazım. Bu güzel mor renkle başlayacağız. Dış hatları tamamdır. Şimdi içini boyayalım. Bunu aslında gökkuşağı çiçeği yapabiliriz. Kırmızı, beyaz, yeşil, pembe, mavi. Her bir yaprak ayrı renkte. Aman tanrım, ne kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Aa, sanırım bunun üstüne yüz çizersek daha da güzelleşir. Sonunda oldu. Bayıldım bu çiçeğe. Benim çizimim bitti. Ah vay canına. Yine çok çabuk. Bu aptal tava neden çalışmıyor ki? Ah sanırım Liam, senin yardıma ihtiyacım var. Ben hallederim şimdi. Şöyle biraz uzayıp tavayı prize takayım. Çünkü bu tavalar ısı üretmeleri için elektriğe ihtiyaç duyarlar. Ah şimdi çalışıyor. İşte teşekkür ederim. Rica ederim, hemen başla bence. Çok az zamanın kaldı. Aa, evet tamam, o zaman merkezini tekrar yapıp yapraklarına geçiyorum. Harika, dış hatları bitti. Şimdi içini dolduralım. Zamanında bitirmek için mümkün olduğu kadar hızlı çalışmalıyım. Ha, tamam, şimdi bir sonraki turuncu yaprağa geçiyoruz. Betty bir gökkuşağı çiçeği yaparak güzel iş çıkardı. Eğer onunla yarışacaksam benim de aynı şeyi yapmam lazım. Neyse ki bir sürü renkte hamurum var. Şimdi ortasını bitirmem gerekiyor. Mutlu bir ağız çizip onun da içini sarıyla dolduruyoruz. Aa. Bu arada gözleri unutmuyoruz tabii. Bu 2 damlacık yeter. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Bu kabarcıkları izlemeyi seviyorum. Güzel, işte bitti. Şimdi spatula ile alıp arkasını çeviriyoruz. Benim de çiçeğim bitti. Evet, değerlendirmeye hazır durumda. Güzel olmuş ama benimki kadar değil. Hadi kimin kazandığını söyle. Evet, ikisi de çok güzel ama kazanan Betty oluyor. Yaşasın! Biliyordum, benim çiçeğim en iyisi. Biz yarışmaya hazırız. Ben de başlamaya hazırım. Ne? Bu ne? Acaba ne çıkacak? Umarım canınız tatlı çekiyordur. Demek pasta yapıyoruz. Buldum. Birkaç şeye ihtiyacım olacak. Mehdi, gel şuraya hanımefendi. Şuradan geçivereyim. Ah, buldum onu. Teşekkürler. Aa, olamaz. Yakala yakalayı biliyorsan. Oh, epey ucuz atlattık. Pazarlamayı başlama nineciğim. Umurumda olan tek şey bu pastaydı. Muhteşem değil mi? O ne ya? Ben... Anne, bittim ben. Lütfen annemi geri getirin. Sensiz yaşayamam nineciğim. Vay, bu da ne? Ninene yeniden kavuşmak istiyor musun? Seni çok iyi anlıyorum. Ne güzel dinlenmişim. Ay, şu adam sayesinde değil mi? Ne haber? Zamanınız daralıyor arkadaşlar. Aa, maalesef meşgulüm, anlıyorsun değil mi? Okay. Teşekkürler. Görüşürüz. Aa, yemek yapıyormuşsunuz. Aa, bununla işe koyulabilirim. Teşekkürler. Buldum. Gizli malzemem çıksın. Kimse biraz kiraza hayır diyemez. Hatta neden 7 tane koymayayım ki? Hey! Biz bitirdik. Gayet dizi soruyorlar. Evet, benim pastam kazandı. Bu güzelliklerden birisini yiyelim madem. Ağzın? Evet, sıradaki tatlıya hazır mıyız? Ah, lütfen kolay olsun.
Ha? Görünüşe göre kurabiye yapıyoruz. Aynen öyle. Oo, nasıl başlayacağımı çok iyi biliyorum. İyi misin anneciğim? Gel buraya, yardım eder misin lütfen? Ah, teşekkürler canım. Güzel bir sırt kütlemesinden sonra işe koyulabilirim. Kızım alamıyorum bebeğim. Görünüşe göre işimiz bitti, baksana. Of ya, hey, kuş mu gördüm? Kuş mu? Hey, bunda Alben yazıyor. Yaşasın. Dur bir dakika. Ya her şey büyüyor ya da ben geçiriyorum. Mendil? Ah, korkma, anneciğim seni kurtaracak. Hayır, 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 hayır. Ha? Peki, şunu mu kullansam? Ah, sihirli asam. Hokus pokus, hemen büyüyoruz. Büyüdüm. Teşekkürler. Beni kurtardın nineciğim. Şimdi kurabiye yapma zamanı. Burası da çok sıcak. Of, ilerleme kat ediyorum. Ah, hiç fena görünmüyor. Mükemmel kalpli kurabiyeyi yaptım. Kahramanımı yaptım. Alabilirsin nineciğim. Ha, teşekkürler. Çok tatlı. Annene bak. Onu uyarmamız lazımdı. Minnacık kaldım. Korkma canım, düzeltiyorum, oldu. Alo millet. Oh, evet buyurun. Hala burada olmanıza sevindim. Çevirelim. Ah, acaba neye renk gelecek? Pankek geldi hanımlar. Ah, en sevdiğim kahvaltılık. Neyse ki teflon tavam yanımda. Hadi ocağa geçelim. Buldum. Ya ne kadar tatlıyım. Ah, işe yaradı. Gerçekten buradasın. Seni görmek çok güzel. Şimdi hiç kımıldama, tamam mı? Evet, harika duruyorsun. Tamamdır, pozu aldım. Şimdi bunu hayata geçirelim. Neden en sevdiğim karakter şeklinde pankek yapmak varken sıkıcı ve sıradan şeyler yapayım ki? Ver rengi. Gerçekten bir şeye benzemeye başladı, değil mi? Ama bu şeyi sonraki seviyeye asıl mavi renk taşıyacak. Şimdi anladın mı? Görsel hafızam çok işime yaradı. Artık poz vermesen de olur. Tamamdır, iyi görünüyor. Mutfakta canavar var. Of, canım yandı. Ben kaçıyorum. Nereye kayboldu? Pardon. Gene kurtardım. Güle güle, yardımların için sağ ol. Neredeyse bitmiş. Şahane görünmüyor mu? Neredeyse yemeğe kıyamayacağım. Tabakta da harika duruyor bak. Daha önce hiç böyle bir pankek görmemiştim. Dur bakalım, ben daha iyisini yaparım. Ne yapacağımı tahmin edebiliyor musun? İşte ama daha yaratıcı işimiz bitmedi. Krem şanti geliyor. Aman canım, canım çok çekti. Bitti mi? Sence bitmiş mi? İşte bu yemeğe değer duruyor. Tek kelimeyle süper. Aç ağzını bakayım. Bu an için teşekkürler. Evet, çay zamanı. Dikkat et, sıcaktır. Evet, yeterince bekledik. Çak zamanı. Ne geldi bakalım? Çok garip. İşler yeni bir boyut kazanmak üzere. Bu buraya nasıl girmiş ki? Sanırım kusacağım. İyi şanslar. Şans gerekecek. Mendi. Şerefe. Hiç dikkat etmiyorsun.
Aa, buldum. Bu taze ekmekler harika kokuyor. Ama birazdan ekmeğe benzemeyeceksin. Kemerleri bağla bakalım. Bakalım bunu yapmayı hatırlıyor muyum? Ah, ileri saralım. Gayet gerçekçi duruyor değil mi? Üstelik inan ya da inanma, hepsi yenebiliyor. Bu ürkünç bacaklar da dahil. İşte şaheserim. Güzelim, peki ya sen Medik? Of, uyumasana canım, uyuyakaldı bak. Seni bekliyoruz. Aa, sanırım bir şey yapabilirim. Aman ne. Benim böceklerimden birisini al. Aha, teşekkürler. Ha? Bu böcek gayet lezzetliydi. Herkese de denettim. Ah, ne yapacağım bu kızla ya? Ah, sanırım kazananımız belli oldu. Evet, kazanma hissi bir başka. Daha fazla böcek ister misin? Hemen bir yolla gelsin. Hepsi senindir. Yuhuu, harikalar ya. Epey de kıvrak duruyorlar. Sıradaki tura hazır mısınız hanımlar? Eminim harika bir iş çıkaracaksınız. Ne olacağını tahmin eden var mı? Tada! Dondurma mı? Ah, bayılırım. Ama daha önce hiç yapmamıştım. Bakalım bu ne kadar işe yarayacak? Bilemedim ama deneyelim madem. Hadi bakalım. Hey, çubukta dondurma geldi. Aa, şuna bak. Hayır, doğru, daha bitmedi. Ben de öyle düşünmüştüm. Hatta milyon dolarlık bir fikrim var. Deneyelim bakalım. Tamam, şimdi donun. Harika değiller mi? Aa, mis. Hayır, beklemeliyim. Bununla parayı kıracağım. Pati dondurması isteyen. Evet, kapış kapış gittiler. Zengin oldum. Hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim. Burada ne kadar varmış ki? Acaba bozukluğum var mı? Ah, düğme mi? Ah, bunlar çok etmez ki. Ah, peki, kısmet. Ya, ninemin parası yokmuş. Benim de çok param var. Al bakalım. Aa, bana mı? Aa, çok cömertsin. Al bakalım. Aa, hiçbir şey alamadım ki. Gerçi boş versene. İp zengini oldum. Ninelerin hayalini yaşıyorum. Üstelik ne yapacağımı da biliyorum. Sabırsızlanıyorum. Bir tane daha örgü külahı geliyor. Yumuşak sunuma yeni bir anlam kattık. Vay, harikalar nineciğim. Hey, ninem nereye kayboldu? Hemen geliyorum Andy. Şu an birazcık meşgulüm. Bana uyar. Sen de bir tatlı yapma yarışmasında bulunmak ister miydin? Ninene karşı hiç şansın olur muydu? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Ve de daha bolca komik video için kanalımıza abone olmayı unutma.